Aterosklerozun koroner arter hastalığının baş şüphelisi olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ateroskleroz koroner arterlerde yani damarlarda yağlı, kolesterol dolu plakların birikmesine sebep olur. Şuraya da birkaç tane çizeyim. Evet. Gördüğünüz gibi tüm koroner arterlerde bir miktar birikme var. Bu birikmeler ya da kalıntılar damar içinde bir çıkıntı yarattıkları için koroner arterlerdeki kan akışını engellerler. Peki bu durum nasıl ortaya çıkar? Başka bir deyişle, ateroskleroz nasıl gelişir? Hastalığın gelişim mekanizmalarına geçmeden önce size aterosklerozun nasıl göründüğünü göstermek istiyorum. Koroner arterin şu kısmını ele alalım. Bu kısmı biraz büyütelim. Evet, bu şekilde. Damar sağlıklı iken buna benzeyen bir görüntüye sahiptir. İçinde herhangi bir birikim ya da kalıntı yoktur. Kan da bu şekilde damar içinde önüne bir engel çıkmaksızın ilerleyebilir. Bu da damarın kesiti. Evet, damar sağlıklı olduğunda kan akışı da normaldir. Yani her şey yolundadır. Ama ateroskleroz ortaya çıkmaya başladığında işler biraz değişecek. Ateroskleroz ortaya çıkmaya başladığında koroner arterin görüntüsü de şu şekilde değişecek. Bu iki damar arasındaki farkı görüyorsunuz öyle değil mi? Bu damar tertemizken bunda aterosklerotik yani yağdan oluşan bir plak var. Yağ birikimini bu şekilde işaretleyeyim. Evet. Damarın kesitini incelediğimizde de damarın içinden geçen kan miktarının çok büyük oranda değişeceğini söyleyebiliriz. Bu damar kesitine bakarak kırmızı kanın, kırmızı kısmın daha doğrusu kanın geçtiği kısım olduğunu düşünebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Bu kesite bakıyoruz ve kırmızı kısmın kanın geçtiği kısım olduğunu düşünüyoruz. Kanın akabileceği kısmın ne kadar küçüldüğünü görüyorsunuz burada öyle değil mi? Buraya bakar mısınız? Bu birikim yüzünden de bazı belirtiler görmeye başlarız. Peki bunun, yani bu birikimin sebebi nedir? İsterseniz damarları bu defa da biz çizelim ve aterosklerozu adım adım takip edelim. Bu bir kan damarı. Damar duvarının katmanlarını da çizeyim. Üç tane olacak. Şu anda pembeyle çizmekte olduğum damarın iç kısmında endotel katman bulunur. Endotel katman. Bu katman tek hücre kalınlığında olmasına rağmen çok önemli görevleri vardır. Bu görevlerden biri bariyer oluşturmaktır. Bariyer derken damar içinden geçenlerle damar duvarının geriye kalan kısmı arasında bir bariyer oluşturmaktan bahsediyorum. Bu sayede damarın içine girenler damar duvarının içine geçemezler. Az sonra bu bariyer fonksiyonuna bir defa daha değineceğiz. Şimdilik bu söylediklerimi aklınızdan çıkarmayın lütfen. Endotelin görevlerinden biri, yüzeyi üzerine bazı proteinler salgılayarak pıhtılaşmayı engellemektir. Bu da kan akışının düzgün bir şekilde devam etmesini sağlar. Evet, endotelin en önemli iki görevi bunlardır. Başka görevleri de vardır. Ancak ateroskleroz söz konusu olduğunda bu iki görevin diğerlerine göre daha önemli olduğunu az sonra göreceğiz. Az önce gösterdiğim yağ birikimi olmuş damarı hatırlıyor musunuz? Sizce bu sağlıklı damar nasıl olur da o hale gelebilir? Görmek ister misiniz? Öncelikle ortamda bir iritan olmalıdır. Başka bir deyişle kanda Aterosklerozun ortaya çıkmasına sebep olacak bir uyarıcı olmalıdır. Peki bu irritanlar neler olabilirler? Kanda çok fazla lipid olması ki bu da yağ ve kolesterol, özellikle de LDL yani kötü kolesterol anlamına gelir arkadaşlar LDL ya da LDL. Şimdi bahsettiğim bu kolesterolün bir kısmını damarın içine koyacağım LDLC olarak da adlandıralım. Yani LDL C de denebilir İngilizcesi. Yani LDL kolesterol. Tamam mı? Evet, işte böyle. Bir başka irritan olarak sigaradan kaynaklı toksinlerden bahsedebiliriz. Bir de hipertansiyonu eklemeliyiz. Patolojik olarak yüksek olan tansiyonu da bu oklarla göstermek istiyorum. Evet, bu da tansiyonun yüksek olması anlamına geliyor hatta hipertansiyon olarak da ekleyeceğim çünkü bu kronik yüksek tansiyon durumunun olmasıdır. Yani tansiyonun arada sırada yükselmesiyle aynı şey değildir arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet ne demiştik? Öncelikle ortada bir irritan olmalıydı. İkinci olarak bu irritanın endotel katmana zarar vermesi gerekir. Bu da bariyerin bozulması olarak yorumlanabilir. Evet, ikinci olarak bariyer bozulmaya başlıyor. Yani endotel hasar görüyor. Üçüncü adımda ise endotele hasar veren, iritan ne olursa olsun, yani sebep toksin, hipertansiyon ya da kolesterol olsun, endotelin hasarlı kısmı altında kolesterol birikmeye başlayacak. Bu kısmı biraz sileyim çünkü artık kolesterole odaklanmaya başlayacağız. Evet, kandaki kolesterol burada birikmeye başlayacak. Kolesterol buranın son derece konforlu bir yer olduğuna karar vermişçesine buraya gelecek. Bu arada kolesterolün hücreler gibi bölünmediğini de eklemek istiyorum. Yani buraya çizdiğim kolesteroller kandan gelen kolesteroller. Buradaki hasarlı kısma geldiklerinde ise birikmeye başlamış arkadaşlarına katılıyorlar. Burada düzgün bir şekilde birikmeye başlıyorlar. Bu arada bu kısımlara da yağ çizgileri adı verilir. Kolesteroller damar duvarına yerleştiğinde oksitlenmeye başlar, yani bir miktar değişirler. Oksitlenmeleri ya da değişmeleri bağışıklık sistemine bir sinyal gönderir ve bu sinyale de bağışıklık sistemimizin monosit adını verdiğimiz hücreleri yanıt verirler. Monositlerin tıpkı polis gibi buraya geldiklerini düşünelim tamam mı? Hemen bir tane çiziyorum. Bunun bir akyuvar çeşidi olduğunu göstermek için beyazla çizeceğim. Monositler kolesterolün bu şekilde damar duvarında birikmeye başlamasından hiç hoşlanmayacak. Kolesterolün peşine düşecek ve damarın bu kısmında toplaştıkları bölgeyi dağıtmaya çalışacaklar. Bundan sonra olacakları bu kısımda çizeceğim. Böylelikle yani az önce çizdiklerimi silmeyerek bu noktaya nasıl geldiğimizi de unutmamış olacağız. Beyaz hücreyi yani monositi bir pac gibi çizdiğimi fark etmiş olmalısınız. Evet, monosit gerçekten de aynen pac gibi buradaki kolesterolü yemeye başlıyor. Endotele ulaştığında makrofaja dönüşür. Makrofaj kelimesindeki makro büyük fajda yemek anlamına geliyor. Makrofajlar büyük yiyicilerdir ve görevleri de endotelde birikmeye başlamış LDL kolesterolü yemektir. Ancak işler planlandığı gibi gitmez ve makrofajlar kendi kendilerini yutmaya başlarlar. Makrofajlar o kadar çok kolesterol yerler ki bir noktada ölürler ve öldüklerinde kolesterolle doludurlar. Bundan çok zaman önce bu şekilde bir dokuyu inceleyen biri kolesterolle dolu ölü makrofajların köpüğe benzediğini düşündüğü için kolesterolle dolu ölü makrofajlara köpük hücreler adı verilir. Neler olup bittiğini buraya da not edelim. Bu arada köpük hücreler aslında ak yuvarlardır ve öldüklerinde de yardımcı kuvvet çağıracak bir sinyal gönderirler. Bunu aterosklerozun aslında inflamatuar bir rahatsızlık olduğunu hatırlatmak için de kullanacağım. Köpük hücreler sitokinlerini yani az önce bahsettiğim sinyalleri gönderdiklerinde aslında yardım çağırmış olurlar ve tüm bu olan biten kısır bir döngüye dönüşmeye başlar. Bu esnada LDL'nin hala damar duvarında birikmeye devam ettiğini de unutmayın. İnflamasyon yüzünden çok daha fazla endotel hücre hasar görecek ve eğer bu durumu da buraya çizecek olursak endotelin hasarlı kısmı, kolesterol ve kolesterolle dolu ölü makrofajlarla yani köpük hücrelerle dolmaya başlayacak. Dolacak, dolacak ve aynen küçük bir dağ gibi bu şekilde damar içine doğru bir çıkıntı yapmaya başlayacak. Bu noktaya vardığımızda işlerin kontrolden çıkmış olduğunu da fark etmişsinizdir. Buradaki hücreler de ki bu kısım damarın düz kas katmanıdır. Evet, buradaki düz kas hücreleri de durumu fark etmeye başlayacaklar. Sonuç olarak düz kas hücreleri buradaki düz kas katmanının dışına doğru ilerleyecekler. Umarım görebiliyorsunuzdur. Biraz daha kalın çizersem belki daha iyi olur. Bu hücreler düz kas katmanından buradaki yağlı tabakaya doğru ilerleyecekler. Çünkü burada bir şeylerin yolunda gitmediğinin farkındalar. Buraya gelerek yağ planı kaplamak isteyecekler. Neden diyecek olursanız, trombojenik yani pıhtı oluşturabilecek plağın kanla temas etmesini istemiyorlar da ondan. Bu yüzden fibröz bir tabaka salgılamaya başlayacaklar. Evet, salgıladıkları e, elastin ve kolajen buradaki plağı kaplayıp kanla temas etmesini engelleyecek. Buna fibröz kep adı verilir. Bu arada buradaki ölü köpük hücreleri hatırlıyorsunuz değil mi? ölürken verdikleri sinyaller düz kas hücrelerinin plağa kalsiyum bırakmalarına sebep olur. Kepin içine bir de bu kalsiyum kristallerini ekliyorum. Ne kadar karmaşık bir görüntü almaya başladı değil mi? İçeride ne ararsanız var. Ve bu tahmin edeceğiniz gibi aslında olmasını istemeyeceğimiz bir durumdur. Peki şimdi buradaki çizime göre bana bu kan damarına ne olduğunu söyleyebilir misiniz? İçeride bir çıkıntı var evet. Plak bu şekilde yükselince doğal olarak kan akışını da engellemiş olacak değil mi? Aterosklerozun ortaya çıkardığı durumlardan biri budur. Ateroskleroz kan damarlarını tıkamaya başlar. İkinci olarak kalsiyuma değineceğiz. Kalsiyum son derece katı ve sert bir şeydir, değil mi? Düz kas hücrelerinin ortama bıraktığı kalsiyum, aterosklerozun kan damarlarını bir de sertleştirmesine sebep olur. Aslına bakarsanız ateroskleroz da kan damarlarının sertleşmesi anlamına gelir. Ancak koroner arter hastalığı çerçevesinden baktığımızda aterosklerozun kötü olmasının sebeplerinden biri kan damarının tamamen tıkanma olasılığının bulunmasıdır. Kan damarının tamamen tıkanması ise zaman zaman buradaki yağ plağının yırtılması sonucu gerçekleşir. Plak yırtıldığında trombojenik içerik kanla temas etmeye başlar. Kanla temas edince de koroner damarlardan birinin orta yerinde kocaman bir pıhtı ortaya çıkar. Hadi hemen kocaman bir kan pıhtısı çizelim. Evet, şimdi bunun yırtıldığını, sarı trombojenik içeriğin kanla temas ettiğini ve kocaman bir kan pıhtısının oluşmaya başladığını düşünelim. Bu kocaman kan pıhtısı bu şekilde büyüyerek gördüğünüz gibi damarın tamamen tıkanmasına sebep olabilir. Damar tıkanınca da kan akışı durur, değil mi? Aterosklerozun koroner arterlerde oluşmasının tehlikeli olmasının en büyük nedeni de zaten budur. Kan akışı durdu ve eğer kan bu durumu takip eden 20 dakika içinde bu pıhtıyı aşarak kalpte ulaşması gereken yere ulaşamazsa geri dönülemez bir hasar oluşur ve kalp kasının söz konusu olan kısmı ölür. Mesela büyüttüğümüz damarın bu damar olduğunu düşünmüştük. Burada çizdiğim plak ve kan pıhtısı eğer bu damarda oluşursa, tıpkı sağ tarafta gösterdiğimiz gibi bu çok kötü bir durumdur. Çünkü kalbin şu alt kısmına gelen kan buradaki damardan geliyor. Ve eğer bu damardaki kan akışı 20 dakika boyunca durursa kalp kasının bu kısmı ölür. Bu da çok büyük bir kalp krizidir. Biraz daha anlaşılır olması için kalp krizi diyorum ancak tıpta buna miyokard infarktüsü diyoruz. Miyokard kalp kası anlamına gelir. Kart kardiyo gibi sözcükler görürseniz bu kalp demek, kalple ilgili. Mio da kas demektir. İnfarktüs ise kan akışının yani oksijen akışının durması sonucu doku ölümünün gerçekleşmesidir. Miyokart infarktüsü de tüm bu söylediklerimden yola çıkarak kalp kasının oksijen alamaması sonucu ölmesi anlamına gelir. Evet, damarda ortaya çıkan büyük plak yüzünden miyokart infarktüsü gerçekleşti.